Akşama kadar kazandığımız paraları zaten biz de şehir olarak şehirde kalması için mücadele ediyoruz. Ama Türkiye genelinde böyle fırsatçılar olduğu için bütün konularda fırıncılar suçlanıyor. Devlet de bu konuda fırıncının üstüne gelmekte kendini bir yerde görüyor. Zam aldığımız zaman valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelikler hemen karşı bir grup kuruyorlar. İşte halk ekmekte ucuz satarız. Ya halk ekmekte ucuz satman önemli değil ki. İnsanları buluyor düz. 2000'li yıllarda yaşıyorsunuz. Aynen öyle başkanım. Dünyayı karşımızda görüyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. O zaman biz de güçlüysek hem esnafımızı korumamız lazım, hem vatandaşımızı korumamız lazım. Buradaki çalışan esnaf arkadaşlarımızın hepsi de evini geçindiriyor. Biz de ekmek götürüyoruz evimize. Yani bunu bu şekilde düşünmesi lazım arkadaşlar. Çözüm konusunda da yine söylüyorum. Şu anda devletin Toprak Mahsulleri Ofisi'yle bir görüşmesi var. Cuma gününden sonra onların iyileştirileceği ile alakalı bir yazı paylaşıldı federasyonluklar arasında. İnşallah önümüzdeki haftalar, tabii ki dolar böyle gittiği sürece de devletin de buna illaki bir müdahale getireceği. Çünkü bu şu anda 81 ildeki bütün fırıncı arkadaşların aynı derdi, aynı kanayan yarası. Biz bundan dolayı muzdaribiz.